geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk abla. Birbirinizle konuşurken hep böyle git gel yaptın etti öyle mi konuşuyorsunuz ilişkinizde? Yani. He? Yani. Net yani. Yapma etme git gel. Hep böyle. Hı hı. Hani gelir misin yapar mısın eder misin rica ederim. Ya öyle olduğu zamanlar da oluyor abla. Ne zamanlar o mesela? Evet. Merak ettim ben. Buraya gelmeden önce ha, abla. Gelmeden önce. Sevdiğin zamanlarda. Aynen. Ha, o zaman sevgiye göre insanın iletişim dili de değişiyor. Severken kibar, öfkeliyken kaba. Abla sinirlendiriyor ama beni çileden çıkarıyor kendisi. Hı? Çileden çıkarıyor beni. Siz daha ne kadar çabuk çileden çıkıyorsunuz daha. Hop. Bu tam anne lafıdır ya. Yani siz daha çileden çıkacak günleri görmemişsiniz. Ya ne zaman büyüdün de çileden çıkacaksın? İslam hemen arkamdan gelme ya. Çile dediğiniz şeyi Allah hiç kimseye yaşatmasın. Biz burada kimlerin ne çileler yaşadığını, onların sorunlarını, acılarını, mağduriyetlerini, hüzünlerini, kayıplarını, çaresizliklerini görüyoruz. Öyle iki duyguyla öyle çileden çıkılmıyor. Çile dediğin şey çok ağır bir yük. Allah hiç kimseye ne size... ne çocuklarınıza ne de ailenize yaşatmasın. Amin abla. Amin abla. Sizin bugün insan kendi dünyasına baktığı sorun olarak gördüğü şey başka biri için hiçbir şey değil ya. Ya bunlar neyin kafasını yaşıyorlar ya? Dünyada gerçek sorunlar var diyorlar. Bizimki soru değil ki zaten. Ha? Sorun değil. Anlaşamıyoruz, tartışıyoruz. İşte ortada bir şey yokken. İnsanlar da sorunları genelde kendileri yaratırlar. Yemek yediniz mi? Yemedim ben. Ha? Yemedim ben. Yemeği mi beğenmedin? Hayır, alakası yok. Yemedim. Yani bir aslında yemek bir aracı. Sizin bir arada olmanızı sağlamak için işte biz yemek yiyin dedik. O hem karnınızı doyurun hem sohbet edin. Sohbet ettik ama abla yemedim ben. Sohbet etmedik ki bağırdın çağırdın gittin. Aynen yani tartıştık. Ne kadar sürdü? Bir 15 dakika falan olması lazım. 15 dakika aynı ortamda. 15 dakika falan bile sürmedi. 8-10 dakika falan. Zor durdunuz. Aynen. Kendi gitti ben oturuyordum. Niye terk ettin orayı? İstemiyorum abla ben kesinlikle istemiyorum onu. Kesinlikle İslam'ı? İstemiyorum İstemiyorsun. Yani. Peki yemekten görüntüler varmış. Gelsin ekrana görüntülerimiz. Mücahit Bahar'ın kendisini affetmesi için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bugün de herkesten uzak, aileden uzak baş başa bir yemek yiyecekler. Bakalım yemeğin sonunda Bahar Mücahit'i affedecek mi? Açıklamanı yap sonra da ben konuşacağım. Ben seni seviyorum, istiyorum. Ama ben seni istemiyorum, o nasıl olacak? Peki ne olacak, çocuğun hali ne olacak? Kendi başımın çaresine bakmasını bilirim ben. Ben çocuğu bırakmam, vermem sana çocuğu. Kendini ben düşünmüyorum, bari çocuğu düşün. Valla ben sana cuma günü çocuk için o şansı verdim, kendin kaybettin kendini. Ben bir şey yapmadım sana. Aklını başına alacaktın o zaman. Anladın mı? Ne yapayım yani ne olursa. Valla benim için hiçbir şey yapma hiçbir şey de bak ailem olmayacak. İkimiz baş başa olacağız. Kimse olmayacak yanımızda. Beni sevmiyor musun? Ben senden soğudum anladın mı? Bitti bir günde. Yani. İki günde. Peki ailenden özür dilersem. Hiçbir şey annenin önünü öpersem. Hayır. Sana yarına kadar müddet. Düşün tanış. Ya ne? Bırak Allah aşkına buraya gelmişsin yemek hazırlıyorum. Bundan mı benim gönlümü alacaksın sen? Yapmadığın ikimiz buradayız. Yapmıyorum tamam git ne yapıyorsan. Yapmazsan ne bitti o benim için. Ne yapsam olmuyor. Allah'ım yarabbim ne yapacağım ya. Çocuğumu da babasız büyütmem. Buradayım. İstiyorsa yine gelsin. Ben kızmıyorum ona. Şu an sinirli. Sinirlerine hakim olamıyor. Ne dediğini bilmiyor. Bahar. Bahar yemeğini ye bak. Çocuğa zarar gelecek. Al. İstemem. Çocuğu bak çocuk var yemeğini ye. Benim canım istemiyor aç elimi. Ya değil. Tamam sen canı istemiyor çocuk var diyorsun. Yemem diyorum anlamıyorum. Bak bir zarar falan görürüz. Bahar. Bu kapılar yüzüme kapansa bile seni seviyorum. Sen de. Bu kapılar yüzüme kapansa bile seni seviyorum. İyi ki seviyorum kapat. Sevmesem burada olur muydum? Ya tamam seviyorum. Etmiyorum. Gider misin istemiyor musun? Benim gönlümü bununla mı alacaksın? Evet abla. Dedin. Masadan kalktı. Gözlü dilemeyle falan olacak bir şey değil. Bir çiçekle de olacak bir şey değil. Ne olacak yemekle peki? De olacak bir şey değil. Nasıl yani. Gönlünü alabilir peki? Almazsın abla. Hiçbir şekilde istemiyorum ben. Bahar'cığım benim gönlümü bununla alamazsın. Bana öyle bir şey yapmalısın ki benim gönlümü kazanmalısın. Çabalasın o zaman abla inandırsın beni gerçekten sevdiğine ki biz yemekten sonra
canlı yayın açmış. Demiş ki yine oralara mı geldik? Biz evlensek yine ayrılırız demiş. Ben pişmanmışsın. Benim hakkımda şeyler konuşmuş. Kendisi de burada. Ne demişsin senin hakkında ben? Anlatı var bende, videosu var, izletirim. Tamam işte sen beni canlı öyle takip ediyorsun mı? Yani bu ne yapıyor ne ediyor diye. Canlı yayın açtınız mı yine? Açtım kapattım geri. Hani diyorlar ya abla fenomen olmak peşinde diye, kendisi fenomen olmak peşinde. Ben fenomen olsana ben gidip açma buradan gittim mi sileceğim yani hesabını zaten. Şimdi silen, daha dün diyordun sileceğim. Bahar mesela can masada otururken şey İslam konuşurken tahammül edemiyorsun ama canlı yayında sonuna kadar dinliyor musun İslam ne diyecek Hayır, diye? Hayır abla bana videosu geldi. Tamam mı? Onu izliyor musun diyor. Sonuna kadar mesela tahammülün yok ya, ben onu merak ediyorum. Hayır abla sonuna kadar. Hayatım videoyu izliyor musun? Ne dedi ağzından bir bak. Videoyu izledim. İnat abla inat görüyorsun İnatla bak. İnatla alakası yok. Test diyor ki canlı göremiyorsun. Canlı görmeye tahammül edemiyorsun. Videosunu neden izliyorsun diye soruyor. Abla video onu geldi diyor. Ben de izledim yani, bu kadar basit. Aslında orada İslam'ın açığını arıyorsun değil mi? Hayır açığını aramıyorum abla. Ki şunu da söyleyeyim. İslam bunu yapıyor, İslam bunu yapıyor diyecek. Yayından sonra babası değil, benim yani eski erkek arkadaşımı arayıp Arzu'yla anlaşma yap, yayına bağlan, iftira atalım demiş. Kanıtı da var, her şekilde kanıtlarım bunu sana. Senin eski erkek arkadaşın? Evet. Peki bunları neden yapıyorlar? Bilmiyorum abla, onun kanıtı var, her şekilde kanıtlarım ben onu. Şunu anlamıyorum, sen buraya ilk ne diye geldin? İlk çocuk için çocuğu üzerine alsın diye geldim ben. Tamam. İkinci isteğin neydi? Çocuğu ben yine alırdım üzerime. İkinci isteğim nikahtı ama nikahı da istemiyorum. Çocuğu da üzerine alma. Kendi şeyimi alırım ben üstüme. Sen kimseden hiçbir şey istemiyorsun. Evet istemiyorum abla. Yani İslam beni mağdur etti. Bizim bir çocuğumuz olacak. Bu çocuğu nüfusuna alsın dedin. Evet dedim, şu an istemiyorum abla. Ki ailesi hala açığımı arama peşine düşmüş. Bırak ya, açıkları. Aileyle bırak ya. Sen kendi kendine burada Türk'ü çağırıyorsun. Hiç alakası yok. Doğru mu peki? Eski erkek arkadaşıyla mı konuşulmuş? Kanıtlarım abla. Bilmiyorum abla, benim haberim. Ben otele gidiyorum ya, atıyorum, kimseden haberim yok benim. Niye yayın açıyorsun o zaman ya? Burada da ya roller bırak. Ya. He? Sus diyorum. Şunu anlamıyorum ben. Şimdi sen İslam'ın ailesi tarafından istenmeyen gelindin. Aynen. Değil mi? Evet. Senin ailen tarafından da İslam istenmeyen damat. Abla burada babam hakkında dedi ya bir şey yap. Bunu unut. O güne bak. Yayına çıkmadınız, buraya gelmediniz. Ondan önce de bir sorumlu. İsteyerim diyorsun, baba diyorsun, dede diyorsun. Hayatım düz. Daha burası yok ortada. Sen onun ailesi için istenmeyen gelinsin. Evet öyleydi. Doğru. Senin ailen içinde istenmeyen damat beni. Kim? Bu değildi abla. İslam ama. Yine ailen ona karşı da önyargılı değil evet, mi? Evet beni ortada bırakır diye. Kardeşim önyargılı. Sen istenmeyen ama her gelin. Ama geldiğinde sana oğlum diyerek saygı duyuyorlardı. Ya Burak. Sen ya, istenmeyen Burak, gelin. Sen istenmeyen damat. Çok özür dilerim de şey bu kadar yok. İstenmeyen bir ilişkide siz bile isteye bu çocuğu niye yaptınız? Niye yaptınız ya? Abla ben hatamı kabul ediyorum zaten. Hayır hatıyorum demiyorum ki. Hayatım beni bir kimse istemiyor gelin olarak. Yani. Ben istemiyorum. Abla da bu her şeyi yokuşa sürüyor böyle işte. Onun için de diyorum yani, niye yaptınız ikiniz bunu ya? Ben kabul ediyorum, yokuşa süren kendisi. Ben değilim, sensin. Aha. Çocuğun nüfusunu alacak. Hiç kaçarı kuçarı yok. Yok ben onu sen kabul ediyorum zaten abla. Sorumluluklarını alacaksın. Aynen abla, sorumluluklarını alacağım. Ama böyle ters davranırsa herkesi kendinden uzaklaştırır. Alakası yok. Sen benim için bir İslam canlı yayında ne söyledin dün akşam? Yani işte Bahar'la ne yaptınız, ne ettiniz? O anlar, yemeği ben mi anlattım. Ya anlattım abla işte ne böyle dedin? Böyle oldu. İstemiyor dedim. Ne dedim abla? İstemiyor. Ne tepki geldi peki Bahar beni istemiyor dediğinde? Ya işte Burak diyorlar, alma diyorlar mesela, barışın diyorlar. 2-3 yıldır da konuştuğu varmış abla, onun da kanıtı var bende. Kimden konuştun? Sen bunu ne zaman öğrendin? 3 yıldır dün fotoğrafı geldi. 3 yıldır? Konuştuğu varmış. Kim, adı ne? İsmini söylemek istemiyorum. Benim abla yayından sonra var, ben size abla, gönderdim. Ben ne bileyim, ben kimseyle konuşmuyorum. Bir sürü fan sayfam var benim. Nasıl fan sayfam var? Vallahi abla ben fan sayfalarımı görürsen ben bir sürü abla, fan bir de ailem var. Yayına bağlanmak istiyordu annemler. Bir, çok özür dilerim. Programa katıldıktan sonra senin adına fan sayfaları mı evet, açıldı? Evet abla. Takipçiler var yani. Evet. Ben neymişim bir arkadaş? Vallahi ya. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.